Neyse, Buna Koreli VS bakıyorum Türk abur 2 cuburluk nebi. testi. Hazır mısınız? Abur cubukluk. Hazırım. Bir Koreli ile alışveriş yaptığı marketten Ay, kendisi bizim de için aldığı ama. videomuz Öyle gelecek zorlama. yakında değil mi? Ne? Bizim de bir senin daha doğrusu bir İnşallah, videon gelecek inşallah. inşallah. İnşallah, inşallah. Yolda yolda geliyor. İlginç şeyleri Bu ne yiyeceğiz. be? Sosis Böcekler mi möcekler yine havalarda o? uçuşacak. Hadi başlayalım. Ay. Yanımızda Ali Ertuğrul'un sevgili abisi Ateş abi var. Merhaba. Merhaba. Yani harbiden Koreli Koreli abimiz. abimiz. Yani Kore'nin en ünlü fitness antrenörü aynı Evet, zamanda. televizyonlarda çıkıyor. Bir şey soracağım. BTS mi, BTS mi yoksa başka bir şey mi? BTS yani bunun cevabı. BTS Alco. Pangtanzonyan'dan bu. Oğlum. Pangtanzonyan. Yani bunun işin doğrusu budur arkadaşlar. Hani K-popçular bunu biliyor muydunuz aslında BTS'nin şey olduğunu? Pangtanzonyan. Adam bence Ben de çok unuttum genç bile gösteriyor mesela. ya. Şu adam nasıl 50 plus yaşında ya? Nasıl ortadaki 50 plus mı? Evet. Şaka yapıyorsun. Yok Aa, ben de yapmıyorum. böyle olacağım. İnşallah. İnşallah. Allah söylesin. Ulan ben BTS diyorum, sen BTS Ya diyorsun. da 40 civarı mıydı sanki? 40 plus mıydı, 50 plus mıydı chat? Sanki 40 mıydı ya da bilemedim. Çok mu uçtuk acaba 50 diye? 40'tı sanki. 41 40'sa falan yine mı? iyi Yine iyi ya. bence de. 41'se çok da şey değil, normal ya. Nasıl normal, baksana. Normal. İkisinin de Gözlerinde bir alakası yokmuş yaşanmışlık var bir mevzuyla. Taşım Ya ailesi. gözlerinde var. Pangtanzonyan'dan. Konu kapandı. Konu bitti. Pangtanzonyan yani bu BTS'de, BTS. BTS'de ne istersen de. Pangtanzonyan'dan. Allah'ım ya. Çok garip garip işler. İşte gitti marketten sağ olsun bizim için. Kendi yediği şeyleri aldı. Şimdi başlıyorum. Bu. Ne derim? Chipo. Sengsonuro Chip mandın. Balıkla yapılan cips. Film izlerken özellikle çok. Şirin değil mi abi şirin? Bunların hepsi de aynı kokuyor. Bunlar çok enteresan kokuyor abi. Zaten deniz ürünleri genel olarak garip kokuyor. Bu da muhtemelen Bunu böyle şey, yedik. karides cipsi. Ben söyleyeyim. Yemedik bunu ayrıca. Hepsi balık yemi gibi. Bak. Kurutulmuş. Oo, Ali Ertuğrul tam senin kalem şeyler ha. Yine başladık. Evet. Ye bakayım. Al. Tabii Bu Koreli da var mı abi burada acaba? çok rahat hepsini. Oo, abi. Oh, çok güzel. Yarışıyorsunuz. Ben de yapayım. Fena mı? Güzel. Güzelmiş ama. Hala yemedin mi oğlum ya? Abi ya hiç yani Yer misin? mideyi bozmasa. Tamam. Ya bu çocuğum. Bir de sertmiş yani, cips gibi değilmiş. Kurutulmuş et gibi daha çok böyle Yani kıvamı. Ecacacım yalnız. Birinci yılında hoş geldin. Burcu Burcu'nunki de bir hafta kutluyoruz o zaman. Beni de Oley kutladık, be. Burcu bir hafta kutlayalım. Diyor Kore'de kuru fasulye yiyor. Eylül'ü Başka bir şey yemiyor. kapatalım Bal biz. kaymak Kapattık dükkanı aşkım, Eylül açtı bitti ya. Niye yemedin zaten. mi hala? Gözlerim özleri doluyor ya. Alıştım artık. Yani yutuyorum. Minicik aldı zaten. Yedim Neyi o abi. kadar Hakikaten gebeledin yani? ucundan minicik Bayıla kopardı bayıla ya. yiyorum bunları. Nasıl yiyorsunuz abi? Paketten niye az çıktığını da anlıyoruz bu arada. Evet. Çünkü geviş getiriyorsun, yutamıyorsun. Çok uzun doğru. süre. Şimdi yeni bir tane getiriyorum. Adam Tam yuttu senin direkt kalemlere ya. geliyorum Yok şu an. direkt yutmadı ya bayağı. O ne? Abi ya yine mi? Sosis. Mikrofona konuş. Merhaba, merhaba. Mike. Merhaba. Sengsonuro mandın. Şimşim ayte mognun. Şey dedi, bu dana etinden yapılan bir sosis çeşidi dedi. Donmuş sosis. Kanişi, Donmuş. sosis. Aa, Korelilerin sıkıldığında yediği balıktan Evet. yapılmış. Balıktan. Danayı yani oraya yanlış çeviri olmuş o. Balıktan. Sosis. Sıkıldığında mı? Ben de onu anladım. Şimşim ayte be. Kumbu adaga Ya böyle hani Maygo. ana yemek ana Karnınızı yemek doyurun. olarak değil de diyor böyle hani ana yemekten önce böyle ara böyle hani mesela bizim şeyimiz gibi Türk insanının çizgisi gibi anladın mı? Et de ye. Sadece ders Mani çalışırken yapmış falan. mani. Bak galiba götürdü bile bak. Her şeyi götürdü. Dağa falan çıkarsan gezmeye o dağcılık He. falan bu tarz yemekler götürüyorsun yanında. Protein. Komple Migros'u yiyorsun gibi. Gel bak Zeko. At ağzına. O nasıl Burnundan ya? nefes ver Bakalım Migros nasıl tadı olabiliyor çıkıyor. böyle bir şey. Bütün ne onlar karışık. Evet. Bak. Bence fena değil. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kamil, şundan bir yesene dediğimi sen de anlayacaksın mı? Bildiğin hani Migros'a Market. girmişsin. O kokunun tadı. Ama güzelmiş. Abi hepsini verdim. Abi yapıştırdı adam. Ama yedim. Güzeldi bu. Kara çubuk. İster Evet. misin? İsterim. Bu yenir. Çikolatalı abur cubur. Bu Bu da net yenir. çok Bizim tüketilen. rulo Rulo şeklinde. kata benziyor ya. Aynen. Evet. Mantıklı soya. Allah. Türkiye'de de var. Var da. Dedim. Güzel ama. Aa abi bu eski gofretler vardı Evet ya. evet. Böyle plastik poşete. Evet Hiç evet. markası Aynen olmayan. onlara benziyor. Ona benziyor. Bir tane. Bak o marka şu an yine aşerdim. Hadi bakalım. Abi. Bin.
galiba aynen BİM'de olan kahverengi bir gofret markası. Ama böyle şey değil, tekli satılmıyor. Böyle dikdörtgen şeklinde, dikdörtgen prizma olarak düşünüyor. Hatırladınız mı? Bildim. Anladınız değil mi hangisi olduğunu? Dediğini. Şöyle açardın, o böyle en üst... Ya uf, bilmiyorum ama var ya, Centro muydu lan ismi? Aa. Lokmalık. Bir dakika, hayır lokmalık değil değil. Hayır, tek lokma tek Centro. Lokma kare değil mi? Hayır, evet hayır. Bebeğim işte bu. BİM'deki ise Centro. Bu abi bu. Ben hala iyi yapacağım, hala dükkanı alıyorum. Ben en kaliteli gofretlerden bir tanesi bence ya. Ucuz ama ben etkili gofretlerden bir tanesi kanka, yani. Çok bozdu kanka, mu? Ya. Yapma. Çok bozdu. Ama tam olarak şu modeli bozdu. Yani, şu model. Tabii, bunlar iyiydi ama şu an çok bozdu. Yapma, üzülürüm. Ben bunu çok severdim. Ben hala dükkanı alıp yiyorum yani. Ama bozdu diyorsun. Seninkisi de onun şu tek atımlık olanlar işte yani. Küp olan versiyonları da var. Ben küp diye düşündüm. Bir ara ona çok sarmıştım. Hayır ya. Kakaolusu hep kötü falan değildi. Kakaolusu çok güzeldi. Ben de muzlusunu sevmiyordum. Kakaolusunu seviyorum. Ben de çok muzluyu seviyorum. Kakaolu beni bayıyor bir yerden sonra. Abi muzlu gofret yiyen cindir. Muzlu pasta olur. Muzlu gofret ne ya? Şey gibi yani bu. Mesela soda dediğim bir sade olur bir limonlu olur abi. Yok efendim mangolu soda. Ya olur mu öyle bir mandalini, şey? Mandalini ay örümcek. Ne örümceği? Çığlığı bastı galiba. Mikrofonu kapattı, annesini çağırdı şu anda. Anne! Anne! Yardım et anne! Şey Burak Yılmaz'ın var ya anne diye bağırıyor. Elmalı soda mı? Bir şey soracağım. Elmalı soda seven var mı aramızda? Elma mı limon mu diye sorsam peki sodada? Limon yani. Limon abi sadece elma ne ya? Yani. Elma var ya elma. Tek olarak yenilebilecek en güzel meyvelerden bir tanesi. Bayılırım. Bir de elmalı turtanın içerisinde tart mart öyle çok güzel oluyor ama şey içecekleri hiç beğenmiyorum. Yani elma suyu mesela elma şekeri de fena değil gerçi. Chat'te çok elmacı elma varmış. Elma şekeri ben yemiyorum ya. Dişlerin mi acıyor? Dişlerim acımıyor da küçükken arkadaşım benim dişini kırdı. Elma şekeri ki ondan beri mantıklı. Ben yemiyorum. Isırdı dişi orada kaldı muhtemelen değil mi? Evet. Çoğunda çok küçüktük. Peki bir soru daha soracağım. Hazır mısınız? Yeşil elma mı, kırmızı elma mı? Bence ikisinin kendine göre yeri var. Zaten mevsimleri de var galiba ama canım yeşil böyle ya. Bir tık ekstra ekşi çekince yeşil abi. Kırmızı çok basic. Yeşil böyle ekşi o sarıyor yani. Peki. Madem böyle bir soru cevaba girdik. Tek bir sorum daha var. Piyasadaki en overrated meyve. Ben söylüyorum kivi. En overrated meyve. Evet. Kivi seven yoktur herhalde. Kivi yediğim en kötü şeylerden biri. Seven benim. Çok seviyor. Ben hiç sıfır yani. Hani hiç böyle yemek ayırt etmem ama kivi yemem yani. Kivi yemem ben de. Avokado. Ben bir şey söylerim de beni burada linçlerle diye susuyorum. Lan ne olacak meyve söyleyeceksin alt üstü bu abi, senin kişisel. Abi eriğin de çok abartacak bir yanı yok bence. Tuzlu erik hem de bayılırım. Yani olmaz. Çok abartacak da yanı yok yani o kadar da bilmiyorum. Aa ananas da çok severim. Bak erik, çilek bayılırım. Çilek hem de üf pudra şekerli falan böyle. Kavun çok severim. Karpuz çok severim ama o kivi var ya o kivi buraya gelecek yani. Hatice Fon 15. ayında bizi fonlamaya devam etmiş. Çok teşekkür ederim. Frazan 1. yılında Twitch Prime üyesiyle gelmiş. O da daha nice yıllarımıza Frazan'ım. Çok sağ ol desteğin için. Aynen öyle. Büyük, sulu ve yanında şöyle bir tuzla erik bayılırım. Ne oluyor? Biri video... Burcu? Burcu ne yapıyorsun? Çok üzülürüm. Örümceği avlamaya çalışırken yanlışlıkla bak. Klavyenin üzerinde mi var örümcek? Üzerindeydi. Tuşun altına gitti. Onu arıyordum. Tuşu çıkardım. Şimdi tuşu Burcu, geri yerine takınca. Kaşınmaya başladım. Nasıl yani? Ne ne işi var orada? Bir de ya. Ay ne bileyim. Klavyenin üstünden yürüyerek geldi. Tuşun altına girdi işte. Anne diye bağırdım. Tam ben. Bu tarz yemekler. Örümcek. Onu fark ettim. Götürüyorsun ya. Yani. Bir işaret mi acaba? Sağlık beyaz örümcek. Yapıştırdı adam. Ama yedim. Güzeldi bu. Türkiye. Videolara bakınca. Şimdi ben bir Türk olarak markete girdiğimde benim dikkatimi çeken kurt, sümüklü böcek, küçük hamsi. Ama küçük şimdi hamsi. Tabii Koreli... Ya hamsi büyük mü zaten? Büyük hamsi var mı yani? Küçük hamsi, Gürcü hamsisi falan mı acaba? O anlamda mı söylüyorsun? Hepsi onu yemiyor. Ateş abi, bir Koreli olarak canın sıkıldığında yediğin ne var ne yok git al getir. Burada beraber yiyelim dedim. O şekilde geldi. Bu çok güzelmiş ama şimdi gelecek olan canı sıkıldığında bakalım nasıl yiyor göreceğiz. Gerçekten
sen bu vereceğim şeyi gidip marketten alıp yiyor mu abi? Neydi? Hyungnim, iyi gosu. Mokçi. Yerim, yerim. Tabii diyor. Ne bu? Onu da anlat. Diyor kelebek doğmadan önceki hali. Larva. Bebek kelebekleri yiyorlar. Bebek kelebekler. Ulan bit lan. Düşünsene şu dünyada kaç gün ömrün var zaten. Daha doğmadan ölüyorsun. Belki de böylesi daha hayırlıdır biliyor musun? Çünkü doğsan şimdi bir günde öleceğim belki. Doğmadan direkt... O yalanmış ya. Yalan mıymış? Kim diyor abi? Yalanmış o ya. Benim için yalan değil. Bak benim için şu dünyada SmackDown'da gerçek kelebeklerin ömrü bir gün. Bir de bir şey daha vardı böyle çok yine travma olup aslında. Ama unuttum şu an. Onu unuttum. Arba. 학교에서 산에 갈 때. 뭐라 그러지? 이런 demeyin hakikaten. Biz de yumurta yiyoruz. Ama yumurta döllenmiş değil ki. Onu bilemezsin. Onu bilemezsin. Hayır, o market yumurtaları hiçbir zaman şey tamam. Olmuyormuş. Bu da larva. Ya bu arada neyse hakikaten size göre tabii iğrenç gelebilir. Orasına hiçbir şey söyleyemem ama onların kültürüne göre normal oldukları için ben öyle hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani mesela belki onlara da bizim tavuğun o yumurtasını yememiz hani atıyorum garip yer. Şu an tamamen atıyorum ama yani. Bir şey söyleyeceğim. Havyar da şey değil mi? Balık yumurtası. Mesela. O da döllenmemiş ama öyle bakarsan. Yani. Onu, yani belki onu da bilemezsin de. İlayda 5. ayında hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Tane. Şırdan çok mu normal şimdi? Görüntü olarak mı soruyorsun? Ürün olarak mı soruyorsun? Ürün olarak normal. Hani hayvanın gerçekten her yerini değerlendiriyoruz yani. Ülkece İsrafı sevmediğimiz nereden belli abi? Hayvanın her yeri yeniyor. Yani gözünü yiyen var ya. Her yeri yeniyor yani hayvanın. Omçong mani para. Dıngsan. Koreliler. Koreliler diyor. Okul gezilerinde diyor özellikle. Alırlar bunları yanına. Bundan pıt atarlar diyor aynen. Abi. Çok fazla da satılırmış. Kurt yani bildiğimiz. Ya gerçekten. Protein, protein abi bu larva. Çok mu zevkli bu? Oo evet hemen protein duyunca. Abi bu ne gerçekten bu 2016'da gördüm. o video çektiğimizde abi bu ne? Bu yenir ne? Abi bu. Ben yiyemem. Bu gömülür abi. Şimdi bak düşün doğadasın. Doğada açlıkta kaldın. Ağaç aralarından larva ayıklamayacak mısın abi? Atmayacak mısın ağzına böyle çıt çıt ya? Bir ateşe bir çubuğa sokarsın onu böyle ateşte bir iki döndürürsün diye bir ısırırsın yersin olmaz mı? Evet barbunya'ya benziyor bence de öyle. Discord'daki arkadaşlarımın sessizliği beni korkutuyor. Ya bunu yorum yapabilecek bir şey bulamam. Bizim böyle ürünler getirtmemiz lazımdı. Bununla video çekmek lazım işte. Tabii. Asıl içerik burada abi. Böcek yedim, çekirge yedim. Yerken zıpladı ağzımda falan gibi böyle. Bize otel böyle. İçinde Çin lokantası yok muydu? Ne? Otelde Çin lokantası yok muydu? Şeyde mi? Bodrum'da mı? Aha. Çin lokantası yoktu ama direkt bir köşe vardı. Chinese Corner diye. Orada da bu tarz bir ürün çıkmadı yani. Vardı. Orada böcek vardı. Böcek pişiriyorlardı. Vardı ya. Da böyle bir ürün yoktu. Hayır şey lokanta olarak vardı. Biz gitmedik alakart. Olabilir evet. Olabilir. Yer miyim? Yer miyim? Yer olur mu? Vallahi mi? Bence abi. Bu güzeldir. Aç bakayım ağzını. Abi şunu bir görsünler yani. Ben burada ne çekiyorum? Vallahi. Sonra yo demesinler ya. Abi bu ne bu? Igo mo ya. Ya bu nasıl yiyorsun abi bunu? Bu ne ya? Deseniz abi. Igo mo ya. Igo mo ya. Oldu mu? Abi böyle alıyor. Abi ya. Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Çok sağlıklı bir de yani. Aşırı sağlıklı bir adam bu. Bu arada o kadar gereksiz bir şey fark ettim ki. Ne? Arkadaki müzik var ya. He. Aynı müzik dün Ne Oluyor Ya'da vardı. Ne alakası var şimdi konuyla bunun? İşte biz burada darva çocuk kelebek yiyoruz aşkım. Kendini ver. Abi bu ne? Bir dakika. Şaka. Poşetimiz yok değil mi? Poşet yok bu sefer. Yiyorsun abi. Yedim. Vallahi mi? Yani çok tercih edeceğim bir şey değil ama yedim işte. Nasıl? Oo, çinçok. Bir tane daha atıyorsun. Ayıp ediyor. Ayıp ediyor. Bizim midemiz Haliç gibi oğlum. Anladım. Abi ama kurt yiyoruz şu an şaka maka. Tam yiyeyim bari ama... ya şimdi... Ya bu çocuk senin için abi. Oh, vallahi bile senin ya, için yiyorum. Yani kurt. Vallahi bile kurt diyorum şu an.
aynı ses yerde. Tonuyla bak aynı ses tonuyla Berfin'in ilk bizim Guzguzdak oyununa gelişi gibi. Kendini evet, savunmaya çalışıyor aynı ses tonuyla ve kırmıyordu ama karşısındakine. Hani, tamam abi ben yani bu nasıl bir şey bilmiyorum anlamıyorum ama hani bizde olsa mesela ooo nani falan hani bizde tepkiler bu abeslikte. Ben hakkı, ben öteki hayatımda Koreli olabilir miydim acaba? Benim de çünkü tepkilerim var böyle hafiften bir Kore tepkileri. Ne dersin? Mesela ne yapıyorsun? Bende de var bunlar. Daha çiğnemedik ama. Evet bu arada ağzına atıp sadece diline gelir gelmez pıçık diye attı evet, yani. Ne kadar kötü olabilir abi? Yani kurt. Vallahi billahi kurt bir diyorum. Bir denesene kanka lütfen ya. Denerim kanka ayıpsın ya. Yapılırız ya. Suyu fışkırdı abi. Şimdi kanka. Yemedim yani, bu arada. Özür dilerim. Ya ben seni yerim. Ben sana kıyamam. Yeme ya. Senin köpeğin olsun kurtçuklar ya. Teşekkür ederim. Ama... Böyle Ertuğrul çok enteresan bir çocuksun sen ya. Çok kötü abi. Helal olsun bu arada size. Madem böyle sana kötü gelen bir şeyden başladık bir şey daha yiyelim. İyi bir şeydi. O ne? O da larva. Eskargo. Sümüklü böcek. Ha sümüklü böcek. Bu arada belki bunu hatırlayalım. Ne öyle aşkım yiyecektik Fransa'da biz de ne öyle. Ay ben işte iyi ki yemedik yani şükrediyorum gerçekten. Egeliler şu an ellerini avuşturuyor abi. Egeliler yiyor ya. Var mı çetimizde Egeli akşam yemeğinde rahmetli. Gömüyorum diyen? Vardır illa ya. Adalarda olur, ama yiyormuş sos... galiba adalarda. Nerede? Köyde kadının bile videosu çıkmıştı. Ay yeni, evet abi yenir tabii yenmez mi ya? Oğlum mesela bak bu ürünün Kore'de ya da işte Asya'da tutmasının en büyük sebebi şey bile olabilir. Düşünsene bu adamlar taşa aroma verip taşı emcüklüyorlar lan. Evet. Bu daha da güzel işte kabuğunu yemiyorsun. Yakında Türkiye'nin geleceği. Emiyorsun yani. Orada güzel taktik taşa aroma verip taş yeme yani hakikaten. Evet. Gider abi tutar yani bu. Sürdürülebilir yiyecek. Uslusu abi. Bunlar bir dere bir kemik bak, hepsi işte. Ecoba diyor ki ben ne geleyim salyangoz yoksa sofraya oturmuyorum diyor. O sizde rakı olmayınca olmuyor muydu ben öyle biliyorum. Evet. Dememiş ya. Bir şey soracağım. Midye. Biz de midye yiyoruz abi. Midye ile salyangoz arasındaki farkı bir söyler misin bana? Midye de yemiyorum. Ben de yemiyorum aynen. Ben yiyorum. Ama çok yemem yani. O ama zaman yiyorum. Salyangoz da yersin sen lopur lopur. Yani tercih ettiğimi söyleyemeyeceğim. İşte o Paris'teki kapanmasaydı bir deneyecektim bakalım. Doğru. De yiyorlarmış bir anlatsın. Igo ve Mogo'yu neden yiyorsunuz? Neden yiyorsunuz? Aynen kuksu. Kaçı pibi yukona. Aynen yatçıran kaçı pibeso. Salatalarına. Salataların diyor arasına diyor bu diyor aroma versin diye koyarız diyor. O bir de öyle salata için alıp böyle diye emcikleyip atmak da diyor güzeldir diyor. Ben buldum ton balığı mantığında. Evet. Salyangozlu. Salata. Arasına evet. Koyarız diyor. Bir tane salça tarzında sosları var. Onun için... Yani şu vallahi şu ne abi şu? Bence güzel o ya. Bak Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun. Özellikle Kore'ye gelen Arap turistler çok bu yiyorlar. Yalnız sanki kabuksuz sadece içi çıkartılmış gibi gözüküyor ha. Evet. Öyle zaten. Değil mi? Okey. Allah Allah. Ben çok şahit oldum. Çok mesela bunu yemez misin ama Berkay? Ben yiyemiyorum. Yani. Bak sen... sen tavuk yemiyorsun bunu mu yiyeceksin lan? Harsvans abi 16. ayında. Burcu ablamın geç kaldığım doğum günü kutlu olsun bir de 16. ayımız kutlu olsun demiş. Teşekkür ederiz ikimiz için. Teşekkürler. Şeye benzemiyor mu? Jumbo karides. Küçük karides. Tam olarak ona benziyor. Şimdi düşünüyorum da böyle bir içeriği, bu tarz böyle yiyeceklerin içeriğini demek ki kimle çekebilirmişiz? Mesela Berkay ile çekebilirmişiz. Ya seve seve ya, ya seve seve yer o videonun içerisinde aynen, yani. Ya sabah kadar kusarım orada. O zaman Burcu'nun evinde benim çekeriz. Benim evde çekmeyin. Evet, ben bu dokuyu seviyorum. Ha, bu soslusu biraz ay, daha iyi. Çok kötü yani. Ahtapot gibi bu. Ocağı yıkıyorum. Yani Berkay kusurum ben de bir yanda kusurum kamera arkasında. Bunu belki beğenebiliriz ama bak ahtapot gibi diyor. Mesela ben ahtapot yiyorum. Nasıl yok ahtapot sen de yiyorsun Burcu. Ya ben beğenmem bunu ya. Midye gibi diyor. Salyangoz ama hiç beğenmedim. Midye çok gibi beğendim. Demedim. Wow. Tamam yiyeceğim valla. Senin için abim. Seni çok seviyorum. Ay kardeşim ya. Abi ben bayılıyorum. Yapıştır. Ya. Kötü değil ya. Şeye benzemedim ya. Bir tane çocuk vardı ya. Suratı değişiyor ama gülmeye devam eden. Bak, ona ben diyorum ki en sağdaki ben. Tamam mı? Ortadaki mide, yani midesizlik demeyeceğim ama bizim ekipteki midesiz olabilecek karakteri söyleyeyim. Watson. En soldaki de Berkay işte. Üçlü tamam. Burası ben abi nasıl? Ben Doğukan'a alıyorum böyle. Çinli minicim. Doğukan'a alalım. Oğlum o yer o yer.
Yarışta tamam. Ama ortadaki. Ha, o seviyede yer mi onu bilmiyorum ama. Yer o. Vallahi o yemiştir bile çok da. adam zul oldum adama hayatta bir. Ağlayacak gözünden yaş geldi ya. Batuhan cici 30. ayında. Helal Batuhan. Allah Allah ya abi, insan onu çeşit çeşit. Ben de sevdim mesela. Ceko gel. Yok abi olmuyor. Hmm. Yemin ederim olmuyor. Bence Jumbo kardeş gibi bu gider ya. Abi. Nasıl? Bu diğerinden daha güzel. Ama kötü abi. Suratı çok üzücü ya. Abi, evet ya. Şey gibi ulan, küçük neydi, Emrah ne? Emrah gibi. Küçük Emrah mıydı? Neydi o Emrah'ın ismi ya? Şey değil mi? Daha deminki bak, iki saniye bir geriye sarıp durdursana o suratını. Bu. Hayır. Sırf onun suratını göründüğü yeri. Allah bak, Allah ya abi, insan o. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi değil. Onu bekle. Çeşit çeşit. Ben de sevdim mesela. Çeko gel. Yok abi olmuyor. Hmm. Yemin ederim olmuyor. Bayağı güzel ya bu. Şaka gibi abi. Dokusu bence de kötüdür de. Şu ifade. Ha. Filtre var ya. Ne var ya? Yapan filtre. O. Yemin ediyorum aynı çocuğa filtre koymuşlar gibi. Bak ağız, gözler. İçten gülüyor bence çocuk. Bana yaptın mı? Gülsem bile, gülsem bile hep üzgün gösteren filtre değil mi? Evet. Yemin ediyorum o filtre çocuğun. Olabilir. Ben belki öyledir. Allah belasını versin. Nereden geldik bu videoya değil mi? Bu diğerinden daha güzel. Ama kötü abi sonra. İyi mi? Güzel abi, ben beğendim. Ben bak, problem. Filtre ya sana. Çocuk şu an sadece filtre görünüyor. Yüzündeki şu bakış var ya, çaresiz bakış. Kıyamam ben buna. Bak adam yapıştırıyor abi. Güzel diyor. Bak o sen de yedi protein. Bunu da mı içeceğiz? Ne yapalım? Onu içebiliyor musun diye sordum da. Yok canım, içme sırada mı? Bak o bana bile fazla geldi. Çok güzel. Çok güzel. Abi ya bu mutfak olayı çok ilginç bir şey ya. Gerçekten kültürel mutfak işi çok ilginç. Ama ben bunu beğendim. Ha, alır mıyım, sürekli yer miyim bilmiyorum. Çuahesoy. Aa. Tabii bu arada kendi kültürleri olduğu için ben öncelikle kendisinden özür diliyorum. Ben yiyemediğimden sizin beğenmenize de çok mutlu oluyor. Sonuçta kendi yemeği. Biz kebabı nasıl... Tabii nasıl mutlu oluyoruz? Bak doğru, bak şu açıdan bakmıyoruz. Yani, şu an o yüzden mutlu oldum esas yemeğe. Sen özür dile adamdan. Munha, çoğuru, çega, çelmatesi. Sorun yok diyor. İyi tamam. Arkadaşlar. Bunların hepsi böyle tatlı insanlar mı ya? Bize hiç gelmez böyle şeyler hani. Bizde olsa mesela neyini beğenmedin lan falan gibi. Lan ben dürümü domatesi istedim diye resmi astılar mekana, resmi. Kim bir adam dürümü beğenmese bu ihtimalle çocuğu şişler orada. Dürüm niyetle çevirir onu böyle şişliyetine. Hakikaten hiç Koreli Moreli dinlemez. Ulan adam bir kere ya, bir kere götürdüm şu çocuğu dürümcüye. İlk gittiğim günden beri çocuk mimlendi benim. Artık annemler biliyor. Dükkana gelenleri anlatıyormuş domatesi çıkarttırdı çocuk diye ya. Vallahi billahi adı çıktı. İşte kimisi böyle, kimisi böyle. Bak burada ne reklamı geliyor Berkay, izle. Biliyorsunuz EA Sports'un geçmişi yaklaşık 30 yıla dayanan ya, efsane bir futbol oyunu serisinin tamam, alalım ismi. Alalım abi. Abi be, işte benim de bir videomda böyle sponsor by EA çıkması lazım. Çıkmadı çünkü daha bana yollamadılar kod. Yollasınlar, hemen çıkartalım. Ben alıyorum bana şimdi. Deli Kraliçe hoş geldin. Yollasınlar, bir video çekiyoruz Pro Club. Bariyle FC olarak değişiyor. EA Sports'un yeni futbol oyunu FC 24 müthiş yeniliklerle fazla önde geçiyorum. Mauro Icardi ...lerinizle geliştirilmiş yepyeni bulunuyor. Deneyim bitti, videoya geçelim. Şimdi bir tatlı, bu tatlı mı? Abi bu bir şeker. Ama bu ilginç ekşi bir şeker. Bunu yemiyordur ama. Hyungnim Igo Mogo ya. O boksin. Tabii yerim diyor. Şeker de yiyen insana da benzemiyor aslında ama. Igo Mong'nin saram, anin de... Bizdeki sulu göz ama böyle çok daha ekşisi gibi böyle. Ekşi yüz mü? O sulu gözün ismi ondan sonra değişti, ekşi yüz oldu değil mi? Doğa 5. ayında hoş geldin. Adam bayağı gerçekten yakışıklı mi? Konsept bu değil. Konsept yakışıklılık değil. He he he, kendine gel. Ne gerçekten mi? Sulu yüz şey ne? Oha. Ekşi yüz olması. Sen o kohmin yaptın. Evet yani yılların sulu gözü. Benim dönemimde de sulu gözdüm. Ekşi yüz oldu. Sulu göz ama hakikaten böyle özellikle ilk o ısırma anı var ya, böyle ilk dişini sapladığın kısımda güzel. Çok güzel. Ondan sonra tabii çiğnedik içindeki o kişiliği gidiyordu yani. Ama bence güzeldi. Onlar iki ayrı marka mı? Eğer öyleyse öyle bilmiyorum. Ama ben ikisi aynı diyebilirim, söyleyeyim.
이런 거 많이 먹어요. 아, 많이는 안 먹고 어렸을 때는 되게 많이 먹어. 조주캔 çok yerdim diyor. 네. Şimdi dostu yerim ama çok yemiyorum. Bu o kadar eski mi ya? Ben bunun tadını biliyorum. O şeyi de hemen yedikten sonra anlayacaksınız. Biraz yiyeyim. Evet. Ve muazzam bir şey. Çok lezzetli ama çok ekşi seko. Sulu göz gibi ama çok güzel. Bak sulu göz. Bakıyorum böyle şeyler. Çok güzelmiş, bunu beğendim. Çok güzel. Çok güzeli anlıyor zaten abi. Çok güzel. Tavuktan gidelim mi? Olur. Al bak tavuk. Tari. 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 Yenir. Tavuk, bu her türlü. Tavuk bacağı deyince... Bacak severim. Tavuk bacağı daha çok severim. Tavuk budu. Yani tavuk ayağı olsaydı ayrı konu. Ayak olsaydı aslında severim. Tavuk bu ayağını bu valizine koymuş geri çıkarmış. Unutmuş. Ay. Hadi. Yani görsel olarak iç açıcı değil ama denemeden bilemeyiz tabii. Seviyor, yiyor muymuş normalde? Nomu çoğa haco. Bak çok seviyor. Bizde çünkü ayak yenir arkadaşlar. Ayak, paça, kelle falan biliyorsunuz yani. Çok seviyor. Bak bu ama bu şey ya cips gibi. Ha aromalı cips. Tavuk, ayak. Ha ben tavuk sayıyorum. Ha put. Evet işte onu diyorum. Yo bu güzel, bu güzel, bu oğlum güzel. Oğlum Ali Ertuğrul Koreli yemeği verdi. Bu bayağı güzel Seko. İlk kez yedim bu arada ben de. Nasıl ilk kez yiyorsun abi bunları ya? Hesabına giriyorum. Bunu nerede yiyorlar? Benim seni... makinelikle bittim onu nereye asacağım? Yaylık hastalıkta galiba. Ha? Efendim baba? Oğlum biz de duyuyoruz. Zaten tamam. Biz de duyuyoruz. Zaten tamam. Abla, biz de duyuyoruz, biz de duyuyoruz Berkay. Bir şey söylerse yandık çünkü yani. He? Berkay? Yok makine boşaltıyordum ya. Geldim. Tamam biz de duyduk yani bilgin olsun. He biliyorum biliyorum. He tamam. Bir şey diyebilirdin diye tırstım çünkü. O yüzden kendimi hazırlıklı yaptım. Doğacığım bir işeceğimiz kutlu olsun bu arada tekrardan. Selam. Chatten bir arkadaşımız dedi ki Damla Hanım demiş ki seneye geldiğimde ben de getireyim deneyelim demiş. Ama seneye çok var. Ama yine sen gelmeden önce bizi bir tıklat Damla. Bize böyle antin kuntin farklı fruklu şeyler getir olur mu? Deneriz valla. Video da çekeriz YouTube özel. Alırız da bir de YouTube özelde bizim çocukları da. Deneriz valla. Manyak bir kadro kurabilirim bu video için. Antin kuntin yiyecekler. Bu yiyecekleri övecek birileri lazım. Bakınız Sadullah abi. Bence Sado. Dodo kolay kolay gelemez Dodom ya. Gelirse o da gelsin de zor ama yani. Yani Mohalt'te kaçan money mogoyo? Kaç para diyor? Kıyan, çinko'dan dolite. Arkadaşlarla otururken falan. Bira mira. Tabii, arkadaş, çinko arkadaş demek. Evet, Korece. Tam o kültür. Şimdi tam senin kalemlere geliyorum. Bu ne turşu mu? Bu Kore'nin turşusu kimchi. 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 Ne turşusu bu? Lahana. Adı belki kimchi. Kimchi turşu de. Ben bilmiyorum kimchiyi bu arada. Şimdi öğreniyorum. Kimchiyi biliyorum ben ya. Vallahi ben kimciyim bilmem ama. Sen kimcisin? Ben senciyim. Nasıl şaka yaptım? Hiç kimse gülmüyor artık bana ya. Kendimi çok kötü hissediyorum. Gül diye yaptım. Ben senciyim diyorsun bana. Ben iltifat istemedim ki ben gül diye istedim. Demek olabilir. Kimçinin türleri var. Ki farklı renklerde falan. Bu acı bir şey mi peki? Turşu gibi değil. Diyor ki pilavla yerseniz çok güzel. Bu zeytinyağlı bir yemeğe tip benziyor. Olarak, tip olarak çok böyle acı gözüküyor. Zaten kırmızı gözüken her şey acı gibi gözüküyor ya. Tam olarak öyle gözüküyor yani. Bu arada redding falan benziyor. Taze fasulye gibi. Evet. Sonunda böyle bir ufak bir acımtırak bir tat geliyor. Ama güzel yani bizim zeytinyağlılar gibi. Bu yenir Türkiye'de. Yenir. İstiyorsan al da. Özlemişsindir sen şimdi. Aynen. Pogo şiposu kabaya. Ne oluyor ya? Şurada Ali Ertuğrul. Adama bir de masaj yapıyor. Adam her şeyi yapıyor bak. Evet, getirmiş yok. Bunları Kore kültürünü anlatıyor, ediyor vesaire. Videoda gözüküyor, konuşuyor. Komando vücudu ile insanlara şov yapıyor. Bir de üstüne masaj yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mervik 10. ayında. Merhaba Alp Adam. YouTube boyisi benim 10. ayım olmuş ya. Daha nice aylarımıza, yıllarımıza Mervik. YouTube'da kalmaya devam etmeyi düşünüyorsan beğeniler, yorumlar aksamasın. Rica izade ediyorum. Teşekkür ederim. Tokyo yapayo. Momo istoyo. Pari olagal te. Jalbumyon olagal te himdiro. Kolunuzu her kaldırdığınızda diyor kaslarınız çok fazla yoruluyor. Sebebi burasının kaslarının kısalması ve sertleşmesi. Ne yapmamız gerekiyor? Ullenin undongul heya de. Kolunuzu sürekli havaya kaldırma ve indirme. Bu tarz ısınma hareketleri yapmanız gerekiyor. Ben yerini bul. Adamın kol kaslarına baksanıza bir. Şu sol koluna bir bakar mısın? Bu ne ya? Bu kolsa benimkisi pişmaniye gibi bir şey. Bu ne yani?
Duyuyor. Ama şeyde de öyle durmuyor hani. Neydi? Vücut geliştiriciler gibi de durmuyor yani ya böyle, normal durduğunda. Ya onlar fazlası evet böyle çok abartı böyle duruyor. Bundaki tam böyle olmuş anladın mı yani? Aynen. ACTPK Alican abi hoş geldin selam. Gerçekten kayıtta mıyız biz? Kayıttayız. Harbi mi? Anamıyorum. Şikancı... Anasını karıştırma senin avantaj abi. Anlamıyorum. Par. Anlamıyorum dedi neye güldü. Eğer... Kollarındaki çiziklerde komando çizikleri mi acaba? Bu dediklerimi yapmazsanız ilerleyen dönemde elinizi bu kadardan fazla havaya kaldıramayacak hale gelebilir. Geçen hafta öyle, iki gün önce öyleydim biliyor İtir, musun? Beni burada mahve uyuyacağım şimdi. Oh, abi Allah buldu konuşmayı. Abi bana bunu yapabilecek bir fizyoterapist lazım. Chatimizde var mı böyle bir saat önce beni hamur gibi. Yani o... Küçükken hatırlar mısınız? Hamuru alırdın, keserdin, makarna yapardın, biçerdin, vururdun, tekrar bir araya getirdin. Benim yani gerçekten öyle hamur gibi benimle oynayabilecek bir fizyoterapist arıyorum. Var mı aramızda acaba? Çok ciddiydi böyle. Ben. Aşkım fizyoterapist diyorum beni. Sen hamur gibi zaten yoğurursun. Ben varım. Daha profesyonellikten bahsediyorum şu anda. Benim böyle kulunçlarım açacak böyle. Ben. Yatacağım böyle bir saat beni yoğurur. Ama sen acıya gelmiyorsun ki. Yavrum. Doğru. Kuluncunu açmaya çalıştım. Diyorsun ki canım acıdı. Ama acıyor. Ağlarım uzarım ama ne yapayım? Ah yapılır. Yapılır. Yaparım. Fizyoterapist de yapabileceksin. Onu da yaparım. Ah bak bitti. Allah. Sakata gelme. Yok. Hiçbir şekilde sakatlamaz. Oğlum inanılmaz. Göztepe Medikal Park'tayım Alp'im mi? Nasıl yani kıyamıyorum? Gerçekten fizyoterapist misin? Belli ücret karşılığında yaparım. Allah razı olsun. Tabii ki. Sağ ol. İyi. Yani yaptığı her harekette anladığını anlıyorum abi. Burcu buradan nereye geldik? Nerelere geldik abi? Bir yandan da yiyelim ya. Ha bir yandan da yiyelim. Doğru söylüyorsun. Yok ya masajı patatte kocadım. Şunu anlat. Yok kolalı şeker mi? Limon mu? Duruyor. Evet arkadaşlar bu gerçekten kalamar. Şurada gördüğünüz gibi. Tabii işte tatlı görünüyor. Tabii bunu Ateş abi bunu çatır çutur yer. Yerken. Kalamar severim ama burada nasıl olur bilmiyorum. Kalamar çok severim. Kayropraktik ne? Kayropraktik yüksek lisansına başlıyorum. Biraz beklersen. Yani kopmazsa belim vesaire bekleriz ya. Sıkıntı yok. Ben de Uras abi artık masaj yapmaya devam edelim. O zaman ben direkt benim bu seansı arkadaşlar chatte açık arttırmaya koyuyorum. Yüksekten aşağı doğru mu gidelim? Aşağıdan yukarı doğru mu gidelim? Nasıl bir yapmak istersiniz çok sevgili fizyo, kayro, terapist, fizikçiler? Masaj abi, ya şu an dünyadan soyutlandım. Alerturu aç ver. Ver ağzımıza. O durumdayız yani. Oh. Hiç güzel gözükmüyor bu arada. Abi böyle koklar mısınız be? Hepsi de aynı kokuyor. Nemsi otte. Sen ellerini de besle. Buyurun abi. Bu yenir ya. Afiyet olsun. Ne Ateş abi de o zaman tam böyle baş kısmını. Tövbe. Anlamıyor adam tabii. Yapıp konuşuyor. Yo anlasa da bir şey demez abi ya. Kardeş ülkemiz. Bir yere kardeşlik de bir yere kadar. Onun başını uzatıyor adama. Tamam yeter bu kadar. Ben demeyeceğim. Sen de ya. Böyle, ama çok böyle sert böyle. Yani ağzında böyle 30 saat döndürebileceğin bir şey gibi benziyor. Jelibon gibi de benziyor. Tam nasıl bir ortam ya? Yani ben de bir taraftan da fena oluyor. Ne zaman olacak bu? Bir taraftan da kurtulmuş kalamar yiyorum. Çok da dünyada masaj yapıyorum. Evet çocuğun yine gözleri doldu. Apayrı bir evrene gitti o tekrardan. Sağ taraf çok eğleniyor abi. Sağ tarafa karışma yani. Bak işte abi ben gerçekten böyle arkadaşlar arıyorum. Şimdi kendi arkadaşınıza da yaparsınız. Kanka beni bir 5 dakika bir kütletsene dersin. İki eller bırakır. Bak Koreli abime. Bak Ateş abime. Adam bırakmıyor. İşte bana böyle lazım. Başladın. Süper. Tam böyle en kıvama geleceğim. Yoruldum. Olmaz abi. Olmaz. En az bir saat. Asude 4. ayında uç geldim burada. Merhaba Asude. Kurulurken kurutulmuş kalamar yiyen tek insan ben olabilirim. Kulunca ezilirken. Ya. Başladı yine bak. Ortam mükemmel. Yuttu mu? Tam adam. Yok abi için yemeye çalışan ama abi vallahi ya. Ona bunu bıraktı ona başladı. Balık vermeyin gözünü seveyim. Denizden çıkan. Balık bir tane daha vereyim. Ne oluyor abi ne oluyor şu an? Onu seveyim. Ah bunu yerim abi. Allah Allah. Ton balığı. Evet abi. Ton balığı yenir ya. Ton balığı konserve şekli.
Şu an iyiyim ben. Sen devam et. Bu da acılısı. Ama bu acılı, double acı diyor. Bu benim en sevdiğim bu arada abi. Pilavla çok güzel gidiyor. Koreliler has. Bak Uras abi de yapıyor. Duruyor mu adam? Durmuyor aşkım, gördün mü? Ama bana... bak o rahatlama usu. Tamam, benimki de öyle. Senin canım acıdı. Yok abi. Ama bakın arkadaşlar. Siz özellikle benim çevremdeki kadınlarda bu problem var. Annem bir, sen iki. Mesela sivilce patlatırken bile sanki sivilce patlatmıyorsun da beni böyle ortadan ikiye bölmek istiyormuşçasına verdiğin fiziki bir şiddet var, anlatabiliyor muyum? Yani normalde 2-3 poşet taşımaya erinirken mesela orada o iki parmağın arasında bir ton bir güç birikiyormuş gibi. Abi sizde de böyle mi chat bilmiyorum ama özellikle annem ve Burcu o sivilceyi patlatırken beynimi patlatacakmış gibi bir efor tarif ediyorlar yani. Çok enteresan. Ve kızıyorlar da. Acıdı diyorum. Hayır, acımadı falan. Bastırmaya devam ediyor. Hadi acıdı, acıdı. Yok yani, annem bana çığlık attırıyor. Abi. Git bakımı yapacağım. Kanka bak çok pardon, lafını böleceğim ama. Bir de şu muhabbet var ya, içindeki daha çıkmadı. Ulan beyin sıvım aktı. İçindeki nasıl çıkmamış olabilir? Hayır, içindeki hala bitmedi. Akıyor yani, bitiyor ya. Sıvım bitti ya. Sonra B12 niye azaldı? Azalır tabii, aktı. Aktı, yarısı gitti, aktı. Hayır, akmıyor. En iyisi sivilce patlatmamak abi. Bazen dayanamıyorsun. İnsanın da hoşuna da gidiyor bir yerden, patlatıyorsun. Ama dayanırsanız ve patlatmazsanız o sonra kendi kendine sönüyor zaten. Darkın Oksa 21. ayında bu arada. Hoş geldin. Asude 4. ayında sen de hoş geldin. Mervik 10. ayında sen de hoş geldin. Yine dışarıda bir şey oluyor. Burcu kurtuyor, apaçileri geçmeye başladı. Evet. Hastası, ben de hastasıyım ya. Kesin beğeneceksiniz abi. Şu an ya, ne versen beğenirsin. Şu an var ya. Yani, şey, oha çok acı. Ne oluyor? Ateş abiye vereyim. Ben birine bu kadar masaj yapayım. Ya ölürüm ya da başka bir şekilde bitmesi lazım. Yani bu kadar zaten kimse masaj yapmaz. Çok iyi abi, onun Instagram'ını falan paylaşayım. Belki fizik tedavi tüyoları veriyordur. Oh, evet evet. Instagram, YouTube oralarda canlı yayın yapıyor. Korece mi yapıyor? Anlamayız ne dediğini ama hareketlerden çözeriz. Her akşam Kore saatiyle 10'da, Türkiye saatiyle öğleden sonra 4 falan oluyor. 4 İyi saat. Canlı yayın açıyor abi. Hareketleri paylaşıyor, bu stretching dediğimiz. Abi ben... disipline bak bak. Her gün 10'da yapıyor bunu adam. Ben... Bakınız ben, Alp. Ben disiplin, Hives aynı yani ne o şeydeki sözlükteki anlamı aynı, ben disiplin. Slastan 2. ayında selamlar, opsiyonel mi, nasıl yani, selamlar, teşekkür ederim, sağ ol. Ben acaba diyorum ya, başka bir hayatımda Koreli olabilir miyim? Gözler de biraz benziyor. Evet, çekiklik de var. Disipline abi, bak her ya. Gün. Ben dedim yani. Ama her gün değil benim. 5 gün. İnanılmaz bir disiplin. Oh. Evet aynen. Cansu hoş geldin kız. Bayağı fark var aramızda şu an. Aynen yani. Çok farklı insanı yani. Su için diyor mesela. Biz anladın mı? Hani ne kadar. Sonra şu koluk hastalığına yumurta gibi var. Ya yapmaya çalıştım her şeyi adam yapmış. Yapmış aynen. Ha işte bak. Yeter. Abi, yoksa sabah kadar buradayız. İyice kençana. İyice kınlam yanında ya. Ay inanılmaz ya. Seko sanki böyle bir rahatlattılar beni. Bunu ben tadına bile varamadım. Dur bakayım. Biz bu burada kustu mustu bir şey oldu. Evet abi. Oğlum kendine geldi ya. Güzel, bunu beğeniyorum ben bunları. Tabii. Akşam otururken iki piz yaparken mi takılıyorlar? Otoke mogo ego. Cinca kinan simsimalte. Humbuadagado mokko. Oyun oynarken. Ondan sonra ders çalışırken. Öyle ortam. Enerji abi bir enerji. Faydalı zaten. Bu da protein. Yani... Kongange choayo. Yani biraz. Doğrusunu söylüyor abi. Tabii yalan yok. Bu ne? Ujigo. Yani. Bu da kalamar. Zaten resmi var. Squid Games. Bir mi farklı? Hemen. Bizim yurt dışında Türk bayrağı görmemiz gibi, o da mutlu oluyor. Benim kaslarım böyle değil mi? Kinyugi, İreyim. Buna yakın. Çompiste. Çok dürüst değil mi abi? He de geç de yok adamla yani. Doğruyu söylüyor değil mi yani? Ya, su içmezseniz, spor yapmazsanız... O önceki kalamarsa, bu da kalamar. Bu kalamarın... Bu nasıl bir kalamar ya?
Bilmiyorum. Bu nasıl bir kalamar çorbası? Tüm gibi mi yapmışlar? Ben olmuşlar? İlk başta öyle bir çıktı ki şey gibi zannettim. Bacon gibi zannettim. Ama şimdi baktığımda öyle gözükmüyor. Sanki böyle hani o bizim telli peynirler vardır ya, böyle tel tel ayırırsın yersin. Tam öyle gözüküyor. Bu böyle bir kalamar. Peki. Tercihlerine sonsuz saygım var bu kalamarın. Dediğim gibi kaslarınız böyle bir şey oluyor. Arif hoş geldin canım. Kaslarım marshmallow gibi. En güzeli. Bunu çok güzelmiş. İyi, iyidir yani. Abi yine mi balık ya? Ye bakayım bir. Tamam. Squid Game'in yeni sezonu çıkacak ya. Bir ayda. Yeni sezon değil de çıkmadın Squid Game. Mı? Yok. Şöyle bir şey yapacaklar diye biliyorum. Gerçeğini. Yanlışsam düzeltin. Aynen. Gerçeğini bayağı direkt yani. Çıktı çıkaracaklar. O ya. Çıktı mı? Birkaç bölüm gelmedi çıktı mi ya? Birkaç bölüm benim var gördüğüm. Galiba. Bilmiyorum. Bir şey yayınladı Netflix'e. Bayağı gerçek yani. İnsanlarla gerçekten çekeceklermiş ama tabii yani öldürmeyecekler kaybedeni. Kafes dövüşü o zaman. Kupra 12. ayında 1 yıl. Bu yaz Arnavutluğa mı gidiyorsun? Süper. Bizim vlogu izle bari. Kesin işine yarar yani söyleyeyim, gidilecek birkaç yer için. Özellikle yiyecek yerleri için. Survivor çakması olmuyor mu o zaman? Niye? Alp internetim daha zora geri mi geldi? Hayırlı olsun Enginar. Hoş geldin o zaman. İnşallah yani. Falan iyi gittiğini söyledi. Bir ayla yapıştırıyorlar demek. Ya bence o kadar kötü şeyler yemiyorlar yani. Kötü demeyeyim. Asıl bu sene Survivor çok enteresan olacak. Tur abi geliyor. Ama o bir Taner Tolga Tarlacı'nın da gelmesi lazım mıydı? Tartışılır. Onlar i̇şte, birbirine girerdi. Evet. Doğru. Bir hapis mevzusu vardı. Doğru. Çıkardır da Acun abi bunu ya. Aslında ya. Her kültürün. Yani bizde kurutulmuş balık falan çok yerel tüketilen bir şey değil ya. Hiç değil. Değil. Bundaki bu akvaryum. Daha bugün yedik. Kurutulmuş değil ama yani. Evet. Aynen. Hepsinde aynı koku var. Adamdan da mı utanmıyor yanında? Aaa. Seko'nun tatlısı. Pembe, tatlı. Kalpli. Tupak bu açılmış lan. Sen mi açtın bunu? Vallahi ben açmadım abi. Hiç güvenmiyorum bu çocuğa. Bu poşetlerden güzel şey çıkıyor. Allah çok tatlı lan Seko. Ay. Aynı Seko. Bak çıkan şeye bak bak. Aa bu Seko bu. Şeye benziyor. Tatlı var abi. İçi çikolata dolu olan. Aynısı. Böyle bardak gibi bir şey de satılıyor. Açıyorsun attın ağzına. Biskolatanın mıydı acaba? Sanırım evet, biskolatanın da. Evet, Mood'du galiba. Mood, aynen. Mood olabilir galiba. Ben yiyenleri alıyorum. Adını unuttum da ona benziyor görüntüsü. Çok ya, iyi bu. Çok iyi. Ooo içindeki... Biskolata doldu. Ve çok güzel. O dolgu çok iyi. Valla çok teşekkür ediyorum ya. Bitti mi? Ertuğrul'un hem Ateş'in Instagram, YouTube hesap. Arkadaşlar çok mu hızlıyız, çok mu sertiz? Ben anlamadım ki. Bunu aşağı koyuyorum. Gerçekten Korelilerin evde yediği yemekleri yedik. İzlediğiniz için teşekkürler. Rica ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. O zaman hadi Kore'ye. De işte uçuş problemi abi. Kore'ye uçması zor yavrum. Yoksa uçarız hemen. Yarın da işte. Böyle videonun linklerini size bir pıtlattım chat. Siz de bir gitmeyi unutmayın videoya. Damla